Satranç TV'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Dümene geçtik serimizden yeni bir video ile birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi canlı olarak bir rakibimizle maç yapıyoruz. Oyun kasmasın diye görüntümü kapattım ve yerine fotoğraf koydum. Umarım keyifli bir karşılaşma olur. Size de olabildiğince güzel bir şekilde anlatırım. Evet sevgili arkadaşlar, Winner Dam yolu oynandı. Rakibimiz A3 oynadı. Fil F8 oynayacağım. Bu hamleyi neden yaptığımı oyunun sonundaki analizde anlatacağım. B4 sürüşünü ilk defa bu konuda gördüm. Çünkü C5 sürüp buraları dağıtabiliyorum. D4'ü de alalım. Oo, at B5. Tam A6 oynayalım arkadaşlar. Bir herhangi bir problem göremiyorum. At D4 olacak. At E'de çıkalım. Fikrimiz C6'ya taşımızı çıkmak. E5'teki zayıflığa doğru saldırmak. Yani at C6 çıkalım. Rakibimiz F4 de sürdü. Olabildiğince merkezi kontrol etmeye çalışıyor. Fil B'de. Şöyle biraz taşları azaltalım arkadaşlar. Çünkü oyun sonunda avantajlı olacağımızı düşünüyorum taşları azaltmayı başarırsak. At F3 geri karşı taşları azalmasın dedi. Tamam, fil E'de oynayalım. Şimdi kısa rok atacağız. Tabi rakibimiz şark adından saldırabilir. Çünkü F6'da bir atımız yok sevgili dostlar. Bunu engellemek adına bir G6 sürelim. Rakibin F5 sürmesini istemiyorum. Bir E3 oynadı rakibimiz. Ne yapalım? Kc8 mi? Vezir C. Vezir C'de oynayalım arkadaşlar. C3'teki piyona bir şekilde saldıracağız. Rakibimiz ama güzel oynadı. Onu da söyleyeyim. F6 ile ortalığı parçalayabiliriz ya da kale F8 oynayabiliriz. Ne yapsak bilemedim. Şöyle kale C8 oynayalım. Kale F8 oynayalım. At D4 oynadı. Alın bunu. Sonra fil C6 gelelim. Fil F5'te oynarız. Şimdi Fransız'ın olayı bu zaten. Yani yavaş yavaş geliyorsunuz. Direkt kazanma şansınız yok. Evet, fil F5 geldik. Buradaki kötü filimizden kurtulmak çok önemli bir fikir. A5 burayı açalım. Eğer vezir kanadından biz oynamazsak rakibimiz bakın akın akın şah kanadından saldıracak. Dolayısıyla bizim mutlaka ve mutlaka vezir kanadından bir şeyler yapmamız lazım sevgili arkadaşlar ki rakibin dikkati dağılsın. Bakın G4 sürüşüne yaptı söylediğim gibi. Bunu alacağım. C ile alamıyor. C1'de çünkü kalesi boşta. A ile almak durumunda. Bu sefer de hem A6'daki kalem açıldı hem de fil çarpı B4 vuruşu var. C5 bir şey oluyor mu? Yok, olmuyor. Fil çarpı B4 alalım. Açmaz da çünkü kalesi var. Oo, F5 rakip gözünü kararttı. Şimdi fil C5 oynasak mı taşları azaltmak adına? Yoksa fil A3 mu oynayalım? Bir tane fil A3 rahatsız edelim kaleyi. Yalnız var ya, beyazın yerinde olsam bu kaleyi sallamam. Buradan bir şeyler yapmaya çalışırım. G6'yı alabiliyor mu? Vezir D2. Hakikaten dediğim gibi sallamadı. Neyse, bunu bir alalım. Evet, şimdi problemler başladı. Ne gibi problemler var? Rakibimizin vezir H6 girmek gibi önemli bir tehdidi var. Şöyle bir kale A1 ile şu veziri bir açmaza alalım. Çünkü F6 vezir H6 mat olacak. Arkadaşlar, aktif savunma örneği ortaya koyuyoruz. Savunma yapmayı sevmiyorsanız Fransız açısı size göre değildir. Fransız açısı hem aktif savunma yapmanızı gerektirir hem de her an saldırıya geçme potansiyeliniz bulunur. O yüzden ben tercih ediyorum. Vezir B2 oynadı. Kale A8 oynayamıyoruz. B5'e bir saldırı var. Evet, vezir B2 dürüst olmak gerekirse görmedim. Mecburen A5'e geri döneceğiz. Çünkü hem kale hem de file saldırı var. Ama en azından rakibimizin bu çaprazdaki vezirini kovmayı başardık. Vezir H6'ya şu an gidemiyor. 2-4-5. Hem piyon öndeyiz hem de kalite avantajımız var. Hepsinin farkında olalım. F alır G6 almasını bekliyorum. Ya da belki F6 için kullanabilir bu piyonu. Ama sonuçta beyazlar bir şeyler yapmasa ben akın akın geleceğim. Mesela vezir D8 enteresan. Vezir D8, vezir H4 girebilirim. Ya da bu kaleyi oyuna sokmaya çalışabilirim. Rakibin B1'deki filinden kurtulursam oyun direkt bitiyor zaten. Yani şu filleri kestiğimizi düşünelim. Bu fil şu an bir şey yapmıyor zaten. Kale hemen A1'den ve A2'den oyuna girecek. Rakip de şu an nasıl bir strateji geliştireyim diye düşünüyor ve F6 oynadı. Evet, F6 oynadı. Kaleyi tabii ki açık olan hatta gelelim. Şimdi kale A1 oynayacağım. Tabii ki B5'teki fili koruduktan sonra. Rakip bence H4 H5 saldırmalı. Ben olsam saldırırım. Vezir C1 oynadı. Arkadaşlar, vezir C1'i anlamadım. Oo, vezir H6 mat tehdidi var. Vay uyanık, vay uyanık. Mecbur böyle bir şey yapacağız. Mecbur şöyle gelelim. B6'yı da koyalım. Uyanığa baksan kale H3. Tamam, şuradan savunalım. Vezir H6'yı keselim. Vallahi tarihi bir savunma örneği ortaya koyuyoruz şu an ya. Buradan mat olmazsak konum rahat ama mat olmayız herhalde. Vezir H6'yı kestik. Çok güzel maç oldu ya. Eğer hani yani kaybetsek de problem değil, kanala koymayı planlıyorum bu maçı. Çünkü gerçekten çok güzel bir maç oluyor. İki tarafında karşılıklı olarak saldırdı. Oo, filde 3 yedi yalnız. Filde 3. Vezir açmaz da. GG, well played. Vezir H6. Yok, vezir H6 mı oynasak?
B1'i almak da aslında mantıklı. Alalım. Her şeyi değişelim arkadaşlar. Şöyle vezir h6 oynayalım. Vezir başka türlü oyuna giremeyecek. Şimdi fil çarpı b6 alamaz zaten. Şah g2 oynadı. Doğru. Şöyle vezir d2 şah çekelim bir tanemiz gibi. Şah g3 oynadı. Tamam, kaleye de gelelim. Evet, kazandık artık. Terk etsin. Ha, 10 saniyemiz var. Süreden kazanacak. Evet, oyunun hakkı bizim ama bakalım rakibimiz bir şeyler yapacak mı? Bir ara h5 oynayacağız sadece. Ona dikkat etmek lazım. Vezir d3 geleceğim. Şimdi g5 planını ortaya koyacağım. Eğer görmezsem mesela vezir f1 iyi hamle burada. Şah. Kazandım abi. Şimdi bunu zorlarsan ayıp edersin. Ama zorla. Niye? Çünkü kalem var. Hak veriyorum. Herkesin oynama özgürlüğü var. Şah. Ah be, elim yetişmedi. Abi kazanç işte. Ayıp ediyorsun şu an. Aşağı çekti. Kaybettik ya. Kaybettik ya. İnanılacak gibi değil. Nasıl kaybederiz şu konumu ya? Şah çarpı 5 alacağım. Gülücük atacağım ya. Well played yazacağım da sevinsin ya. İnanılmaz. Abi işte dümene geçtik de sevmediğim olay bu ya. Şu maçı kaybediyoruz yani. Şah çarpı 5 oyun bitiyor ya. İki tane piyon öndeyiz. Kalemiz var. İnanılacak gibi değil. Neyse maçı analiz edelim de en azından maçtaki öğretici şeyleri incelemiş olalım. Ben maçı kaybetsem de zaten yayınlayacağım demiştim. O yüzden geri dönmeyeyim. Şimdi arkadaşlar Wiener devam yolu oldu. h3 e4 sürüldü. Şimdi e4'teki baskıyı arttırmak adına fil v4 oynadım bir kere. Onu söyleyelim. e5 sürüşü yapılacak. Çünkü d alır e4 tehdit ediyorum. Burada a3 gibi hamleler de var ama alıp alıp yani a3'e mesela alıp alıp e4'ü alıyoruz. Bu taraklara girmemek adına e5 sürüyor. Burada normalde ana hamle c5 ama ben b6'yı çok seviyorum arkadaşlar. Çok tercih edilen bir hamle değil ama benim stratejim bu şekilde. Çünkü mesela vezir g4 de saldırsa a3 de oynasa ben fil c3 vurmuyorum. Fil f8'e geri dönüyorum. Rakibim böyle kafası karışsın biraz. Fil f8 geri dönüyorum. Ve burada asıl amacım ulaşmış oldum. Rakip piyon zinciri kuramadı. Ve fil a6 ile ben iyi filleri kesmek istiyorum. b4 sürdü. c5 sürüşü. Burada gayet iyi konumda olduğumu düşünüyorum. Kale b1. cd4. e4'ü almak zorunda değiliz bu arada. Hani yani burada hani b4'ü falan alabiliriz. Ama ben d4'ü almayı seviyorum. At b5. At b5 güzel hamle. Tebrik ediyorum. Vezir çarpı d4 çok kötü hamle olurdu. At c6'dan sonra çünkü e5'e de saldırabiliyorum. At b5 üst düzey bir hamle. Rakibimizi tebrik edelim. A6. At çarpı d4. At e7 oynadık. Amacımız c6 ele geçirmek. At c6. Fil b7. Burada gelişim hamleleri yapıyorum arkadaşlar. Taşları azaltmaya gidiyorum. Çünkü niye azaltmaya gidiyorum? Bunu da anlayalım. Çünkü sıkışık konuda olan biziz. Biz neye güveniyoruz oynarken? Biz piyon yapımıza güveniyoruz. Piyon yapımız daha kaliteli duruyor. Yani savunulabilir duruyor. Rakibimizin piyon yapısı çok açık. Yani saldırıya açık. Dolayısıyla biz taşları azaltıp rakibimizin saldırı fikirlerini azaltıyoruz ve oyun sonunda kazanacağız diyoruz. Kısa rok, kısa rok. Burada F6 atamız olmadığı için beyazın saldırı fikirleri oluşabiliyor. C3 oynadı. Yani C3 de hakikaten iyi bir hamle bu arada. Rakibi tebrik edelim. G6 ile en azından bu çaprazdan bir fikri kestim. Fil E3. Vezir C7. Arkadaşlar vezir C7 ve kale C8'in amacı C3'teki piyona basmak. Kale C8. At D4. Arkadaşlar burada oynadığımız at alır D4 ve fil C6 planı bence çok önemli bir plan. Aklınızda kalması gereken bir plan. Zaten hatırlarsanız açılış kısmında B6 oynamamızın sebebi zaten bu filleri kesmekte. Fil C6. Yani şu file 5'ten sonra bu konumun ben artık adım adım siyaha daha üstün olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar beyazın buradan saldırı fikirleri olsa da çünkü A5 çok hızlı geliyor. A5 G4 sürülür. Rakibimizi tebrik ederim. Çok güzel oynadı burayı da. Ama işte AB4'ten sonra fil B4 burada piyon kazandık. Bu birinci piyon kazancımız ve A hattını da açtık diğer bir problem. F5 hemen karşı saldırı. Blackburn gibi saldırıyor bize. Fil A3 belki burada fil C5 de yerinde olurdu. Niye? Siyah fillerden kurtuluyoruz ama ben fil A3 oynamak istedim. Yani fil A3'e kale C2 oynarsa fil A4 koyacaktım zaten o yüzden ama kaleyi feda ettim. Fil çarpı C1, vezir çarpı C1. Arkadaşlar burayı yani kazanamamak mümkün değil yani. Çünkü
Yani konumu makine de verseniz siyah üstün verecektir. Burada çünkü yani konuma baktığınız zaman kalite öndeyiz, tamam mı? Kalitenin üzerine bir de aktiflik olarak da çok aktifiz. Yani vezir C4 mesela oynayabilirmişiz. Vezir H6 oynayamıyor arkadaşlar. Vezir B3 gibi bir hamle var. Mesela F6 sürüp mat etmeye çalışırsa B1 falan boşta. Gerçi bu F6'lara hiç izin vermeyelim ya. Evet, F6'ya izin vermeyelim arkadaşlar. Kale abi bizim oynadığımız iyi ya. Evet, analizde hataların da farkına varıyoruz. Kale A5, F6. Rakibin bu F5, F6 sürüşü olmasa zaten konum bitik ama rakip gerçekten konumun suyunu sıktı yani. Tüm fikirleri çok güzel uyguladı. Vezir C1 burada belki H4 oynayabilirdi ama rakibimizin yaptığı plan şu bakımdan güzel. Vezir H6, kale H3 gelecek. H7'yi alıp bizi mat edecek. Ben hemen vezir D8 geldim. Vezir F8. Vezirimizi hemen savunmaya çektik. Vezir H6 mat fikrini kestik. Mat fikri yok artık. Git gel yapmaya başladı. Kale A1. Aslında burada direkt vezir H6 da olabilirmiş. Neyse, kale A1. Kale E1. Burada fil D3'ten sonra siyah çok üstün. Çünkü hem taşları azaltıyoruz hem de beyazın yapacak hiçbir şey yok. Mesela burada vezir H6 direkt oynayabilirmişim. Çünkü fil D3 alamıyor. Kale açmaz da. Mesela vezir B6 tarzı bir şey alırsa arkadaşlar, vezir H4 geliyorum. Hem kaleye saldırı var, hem vezir G4 alışı var. Buradan mat olur yani. Mesela örnek veriyorum. Kale D1 oynayamaz. Vezir G4, vezir D1 alırım. Kale F1 oynayamaz. Yine vezir G4 var. Şah H1 tarzı bir hamle yaparsa file 4'ten mat oluyor. Bakın şahın kaçabilecek bir yeri yok. File de bunu alamaz çünkü kale açmaz da. Ya A1'deki kale ve E4'teki filin birden uyumu ortaya çıkıyor. Şimdi ben ne yaptım? Kale B1 taşları azalttım. Tamam, bu da fena değil. Gayet iyi. Şah G2, vezir D2 şah, kale A2. Yani bu vezirin bence F8'den H6'ya gidip D2'ye gitmesi ve A8'i kaleyle birlikte uyumu çok üst düzeyde. Yani iyiydi yani, üst düzey demeyelim, bu kadarlık yapmayalım ama çok iyi bir fikirdi bence. Kale C2, H3. Buraları iyi oynadığımı düşünüyorum. B5'e koydum piyonu çünkü beyaz kalelere koydum. Buralarda H6 oynadım ama herhalde G5 de oynayabilirim bence. Çünkü mesela şah G3 tarzı bir hamle yapamıyor. Vezir F4 mat var. G5'e şah H5 falan oynamak zorunda. Buna da şimdi vezir D3 gelirim. G5'i almak zorunda. Bunları da H3 alırım. Böyle oynayabilirmişim şahını sıkıştırmak adına. Ama ben şöyle oynamak istedim. H6 oynamak istedim. Fikrim de şu. Mesela vezirle bir hamle yapsın, tamam mı? G5 sürüyorum. Şah H5 gibi bir hamle yapsın. Şimdi vezir D3 geliyorum ve mata çağrı yok. Fikrim buydu arkadaşlar. Yani mata çağrı oluşturmamak. Bunu da çok güzel gördü. Tebrik edelim. G5 sürdü. Burada arkadaşlar yaptığım hata şu oldu. Ben vezir F4 HG5 almalıyım bence burada. Hatta mat oluyor. Abi mat oluyor ya. İki hamlede matı kaçırmışız arkadaşlar ya, süre sıkışmasından. İki hamlede matı kaçırdım ve bakın ne oldu diye başlık atacağım. Hakikaten. Evet, iyi oyunlar yazmış Cömert 58. Ya ben gittim arkadaşlar, vezir G5 aldım ya. Vezir F4 HG5 almak varken büyük hata. Ama şöyle düşündüm, hani vezirler tahttan kalktığı için rahat bir oyun. Burada şuradaki piyonu düşüreceğiz önce. Şuradaki piyonu düşürdük. Bu artık çok rahat kazanç arkadaşlar. Premium yapacaksınız. Şahı buraya getireceksiniz. Buralarda bir saniyem kalmış. Ya şöyle bir güzellik var bir de. Tüm piyonlarımız beyazlı olduğumuz için kalemiz de öyle. Rakip ne yaparsa yapsın hiç çekinmeden premium yapabilirsiniz. Burada masum takılmasıyla birlikte bayraktan kaybettik. Yapacağımız olay, nasıl kazanacağımızı da söyleyeyim. Mesela bunu alabiliriz de. Adam atıyorum bunu hiç sürmediğini varsayalım. Kaleye arkadaşlar C4'e koyuyorsunuz, tamam mı? Kaleye C4'ten koyduktan sonra ne oluyor? Bu şahı zaten siz 4. yataktan yukarı çıkamazsın diyorsun. Sonra şahı aktifleştiriyorsun. İster E4 sürersin. Mesela örnek verelim. Mesela böyle oynayalım. Tamam mı? Mesela D4 sürdüm. Kaleye C4'e koydum. Ne olacak şimdi? Şah iyice sıkıştı. Ben şahı D5'e koyacağım. Sonra G piyonu sürüp vezir çıkacağım. İstersen de kaleye 4, kaleye 5 vururum. Gayet basit bir kazanç. Herkesin kazanabileceği bir konum. 3 artı 0 şeyde ne derler ona? Dümene geçişte bence yavaş kalıyor. 5 artı 3 yapabilirim ama 5 artı 3'ü de arkadaşlar hile yapanlar oluyor ve tadım çok kaçıyor. Çok hile kullananlara denk geliyorum. Hile kullananlar olmasın diye 3 artı 0 iyi. Yani 1 artı 0 aslında daha iyi ama 1 artı 0'da da siz takip edemiyorsunuz ve öğreticilik azalıyor. O yüzden bence yararlı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz de çok iyi saldırdı. Biz de iyi savunma hamleleri yaptık. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer dümene geçtik serisini istiyorsanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Böyle bir 2000 like gelirse çok çok güzel olur. Yarın yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Instagram hesabımda aşağı koyuyorum. Satranç beni takip edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.